Saygılar, selamlar değerli dostlar. Yine bir hikayemizde sizlerle beraber olacağız. 1960'lı yıllardı. Almanya Türkiye'den işçi almaya başlamıştı. Kimileri hemen bu fırsatı değerlendirmiş, gitmek için yazılmıştı. Kimileri ise gavur memleketi ne olur ne olmaz deyip yazılmamış ve gitmemişlerdi. Daha sonraları gidenlerin parasal durumlarını görüp pişman olsalar da iş işten geçmiş durumlar gitmek için daha da zorlaşmıştı. Gidenler miydi karlı, kalanlar mı? Bu hala tartışılır. Ama biz şimdi ilk gidenlerden İbrahim amcayı burada sizlere anlatacağız. İbrahim amca da ilk Almanya'ya gidenler arasındaydı. Bu işi duyunca ilk yazılanlardan biriydi ve gitmişti de Almanya'ya. O zamanlar 35 yaşlarında olan İbrahim amca evli ve 3 erkek çocuk babasıydı. Kolu kuvveti yerindeydi. Karadeniz'in şirin bir kasabasından Almanya'nın yolunu tutmuştu. Çalışmak onun için bir sorun değildi. Zaten Karadenizliler Türkiye'de de hep gurbetçiydiler. Ama dil bilmemek bütün yeni gidenleri olduğu gibi İbrahim amcayı da çok yoruyordu. Büyük zorluklarla hem çalıştılar hem de az da olsa dil öğrendiler. Kazançları Türkiye oranla çok güzeldi. Çocuk parası da alıyorlardı. Sadece çocuk paraları evin masrafına yetiyor, maaşlarını biriktirebiliyorlardı. Bütün zorluklara göğüs gerip çalıştı İbrahim amca. Amacı çocuklarına güzel bir hayat ve gelecek kazanmak ve onlarla güzel bir hayat yaşamaktı. Kazancı güzeldi ve memnundu. Daha 3. yılında şehrin en güzel yerinde bir büyük arsa almış ve bütün çocuklarına birer daire verebilmek için inşaata başlamıştı ustaları. İbrahim amcanın kız çocuğu yoktu. Hadi Rabbim belki kız evlat verir diye 4. çocuğunu bekliyordu. Zaman çabuk geçmişti. Doğum gerçekleşmişti ama İbrahim amcanın yine oğlu olmuştu. Olsun. Evlat olsun da kız erkek ne fark ederdi ama İbrahim amca bir kızı olsun çok istiyordu. 5. 6. da erkek olunca İbrahim amca her işte bir hayır vardır deyip arzusundan vazgeçti. Yıllar çabuk geçiyordu. Herkes ailesini Almanya'ya alırken İbrahim amca çocukların ahlakı bozulur diye ne çocuklarını ne de eşini Almanya'ya almadı. Onları en güzel okullarda okuttu, hayata hazırladı. Hepsi üniversiteyi bitirdiler. Geçen zaman zarfında İbrahim amca inşaatını da bitirmiş, çift daire üzerine 6 kat ve 12 daire yapmıştı. Çocuklarından her evlendirdiğine bir daire veriyor, karşısındaki daireyi de şartlı olarak ayrılmadığı müddetçe çocuğunun eşine tabu yapıyordu. Ama eğer eşinden ayrılırsa daire otomatik olarak çocuğuna kalacaktı. Anlaşma böyleydi. Yıllar çabuk geçiyor. Zaman sanki uçuyordu. İbrahim amca bütün çocuklarını vermiş, çok büyük bir yük sırtından kalkmıştı. Çocuklar eşleriyle mutlu, İbrahim amca mutlu, hayat yoluna girmişti. İbrahim amca şehri sevmiyordu. Köydeki fındık bahçesinde kendisi için 2 katlı bir ev yapmış. Bahçe duvarları dahil olmak üzere bütün evinin dişini derzli taşlarla döşemişti. Bahçe nizamlı, çok güzel bir evi vardı. Emekli olmasına çok az kalmıştı. Hanımının yanına dönecek ve kalan ömrünü birlikte geçireceklerdi. Zor da olsa zaman çabuk geçmiş, 35 yaşında gitti Almanya'dan 70 yaşında geri dönmüştü. Emekli olmuş, köyde hanımıyla güzel bir hayat yaşamaya başlamıştı bile. Karadeniz'in yeşillikleri içerisinde ömürlerinin son demini yaşıyorlardı. Çocuklar da işten arta kalan zamanlarında onları ziyaret ediyor, köy havası alıyor ve yine şehre dönüyorlardı. İbrahim amca da eşi de yaşlanmışlardı. Yaşlandıkça hayat daha da zorlaşıyor ama onlar birbirine destek oluyorlardı. Bir gün İbrahim amcanın eşi hastalandı. Uzun uğraşmalara rağmen maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. İbrahim amca artık yetim kalmıştı.
Hayat onun için çok zordu. Kalan ömrünü yalnız geçirecekti. Çocukları da çok üzülmüşlerdi. Küçük oğlu baba, gel benle dur dedi. Mecburdu, gitti. Fakat geçen zaman içinde gelininin rahatsız olduğunun farkına vardı. Ve ben köyü özledim deyip oğluna hiçbir şey demeden köye geri döndü. Yaşlı insan bir şeyler yapıp geçinmeye çalıştı. Çocuklar hafta sonları ziyaret edip, "Oo baba maşallah turp gibisin, sana köyün havası yaramış" diyorlardı. Fakat hiçbirisi gel benimle kal diyemiyordu. Bu durum İbrahim amcayı çok üzmüştü. Emekli maaşı vardı, hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Sadece iş yapamıyordu. İbrahim amca duygusal bir insandı. Bir gün geçirmiş olduğu hayatı canlandırdı gözünün önünde. Çocukları için yaptıklarını, Almanya'daki zorlukları ve şimdi düşmüş olduğu durumu gözlerinden yaşlar süzülerek hayalinden geçirdi. Koca adam ağlıyorum dedi. Kendini topladı ve muhtara haber saldı. Muhtar gelince, oğlum sana bir şey söyleyeceğim ama bunu sen ve ben bileceğiz. Muhtar, buyur İbrahim amca dedi. Oğlum, beni huzur evine koyacaksın. Ne istersen yaparım. Benim maaşım var. Beni oraya alırlar. Muhtar bunu yapabilirdi ama çocuklarından bir an için çekindi. İbrahim amca, çocuklar ne der? Olmaz böyle dedi. Sen çocukları bırak oğlum. Ölsem kimsenin haberi olmayacak. Beni oraya ver ne olur diye yalvardı. Tamam amca, bakacağım deyip ayrıldı muhtar. Muhtar çocuklara demeliydi. Bir gün büyük oğluna durumu anlattı ve baban bunda kararlı dedi. Oğlu düşündü. Eşi babasının eve almaya razı değildi. Ne yapalım dedi muhtara. Babam istiyorsa olsun. Bunu duyan muhtar sonraki gün İbrahim amcayı aldı ve doğru huzur evine götürdü. Durumu anlattı. İbrahim amca maaşlıdır. Sadece bakıma ihtiyacı var. Ne olur yardımcı olun dedi. Gerekenler yapıldı ve yılların gurbetçisi zengin İbrahim amca huzur evi sakini oldu. Zaman zaman gizli gizli ağlayan İbrahim amcanın artık sıcak aşı vardı. Çocukları ziyaretine geliyordu ama kabul etmiyordu. Bir gün muhtarı çağırdı, huzur evi müdürünü de çağırdı. Bana bir seyahat raporu alın ne olur dedi. Sonra ben size bazı açıklamalarda bulunacağım. Denileni yaptılar. Sonra da aklı dengesi yerinde belceli İbrahim amca köydeki evini ve arazisini huzur evine bağışladı. Bunu duyan çocukları itiraz etse de babaları ile görüşme fırsatı bulamadılar. Babamız bunamış diye müracaatta bulundular ama karşılarında sıhhat durumu iyi diye tapu gibi bir rapor vardı. Bir gün küçük oğlu ziyaretine geldi. Babası, bir şartla sizinle görüşürüm dedi. Bütün kardeşlerini alıp geleceksin, o zaman anca beni görürsünüz. Küçük oğlu denileni yaptı. Ve hafta sonu hep birlikte babalarını ziyarete geldiler. İbrahim amca geldi, onları hep bir arada görünce hiçbir şey diyemedi ya da demedi. Koynundan çıkardığı afişi iki eliyle açtı ve çocuklarının okumasını sağladı. Afişte şunlar yazıyordu. Ben siz altı oğluma baktım ama siz bir babanıza bakamadınız. Yazan ve okuyan Halil Aktaş. Resimler Cengiz Aktaş. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkürler.